kanalımıza hoş geldiniz. Hobiroom'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle tuğla tekniğiyle yıldız çalışacağız. Malzemelerimiz, iki renk delikamız var. Mat tercih ettim. Ben mat renkleri çok seviyorum o yüzden. Boncuğum siyah ağırlıklı olduğu için siyah ip tercih ettim. Boncuk ipi kullanacağım bu sefer. Koton ip tercih ettim. Bununla hatırlarsanız wrap bileklik yapmıştım. Fazla almıştım. Şimdi boyunda kolye olarak kullanacağım. İsterseniz bileklik olarak da tasarlayabilirsiniz. Bunun bilekliği de çok moda, kolyesi de. Kilidimi yapmak için siyah paraşüt ipim var. Her zaman olduğu gibi boncuk iğnem ve ipim var. Şimdi başlıyorum. Daha önce kelebek çalışmıştık hatırlarsanız. 1-2 video öncesinde. Kelebek de aynı teknikten oluşuyor. Yani tuğla tekniğinden. Yine ortadan başlayacağız. O yüzden ortadaki sayı bizim için çok önemli. Ve dış çeperine mat gümüş boncukla yapacağız. İsterseniz başka bir renk tercih edebilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinizle alakalı. Başlıyorum çalışmaya. Önce bir tane gümüş rengi, bir tane siyah rengi boncuk aldım. Ve ipimi tam ortadan başladığım için ipimi ikiye bölüyorum arkadaşlar. Şöyle. Çünkü önce bir yarısını, sonra diğer bir yarısını öreceğim. İp eklemek istemiyorum. O yüzden ipimi ikiye bölüyorum. Tam ortadan başlıyorum. Alttaki gümüş rengi boncuğun içinden geçtim. Tekrar siyah rengi boncuğun içinden geçtim. Boş bir şekilde ipimi taşıdım. Şimdi yaklaşık toplamda 9 tane boncuk yerleştireceğim bu şekilde. Yine ilk sıranın böyle yamru yumru olması çok normal. Telaş yapmıyoruz. Alıyorum. Tam ters istikametten giriyorum. Üst üste geliyor ve yukarıdaki boncuktan boş bir şekilde geçiyorum. Tekrar bu taraftan. Bir sağ taraftan, bir sol taraftan. Neden? Çünkü ipimin yönüne göre hareket ediyorum. İpim sağ taraftaysa soldan sağa geçiyorum. İpimi üstteki boncuğa taşıyorum. İpim sol taraftaysa sağdan sola geçiyorum. Çeviriyorum elimde. Düzeltiyorum boncuklarımı. Ve şimdi yıldızımı yapmaya başlıyorum. Önce bir gümüş, bir siyah alıyorum şu şekilde. Bu boncuğun içinden, ipimin çıktığı boncuğun içinden geçiyorum. Arttırma yapıyorum burada. Yan boncuktan yukarı çıkıyorum. Tekrar bir siyah boncuk alıyorum. Buradan aşağıya iniyorum. Ben biliyorsunuz arkadaşlar diğer kelebek motifinde de bunu iki türlüsünü de anlatmıştım. Bir türlü bu tekniğin yapılış şeyi boncuğun içinden geçerek, diğeri de ipin altından dolanarak. Şimdi burada boncuğun içinden geçerek gösteriyorum size. Alttan yukarı çıkarken hem sol yandaki boncuğu aldım hem de demin taktığım boncuğu aldım. Bakın şöyle açarak göstereyim. Şöyle. Sıkı sıkı çalışıyoruz. En son olarak da daha sona gelmedik tabii ki. Şöyle gümüş boncuk koyacağız ve burada da bir arttırma yapmış olacağız. İki taraftan da boncuk sayımız artmış oldu. Şimdi yukarı çıkmak için şuradaki ipin altından dolanıyorum arkadaşlar. Burada ufak bir düğüm gibi oluyor. Ve o şekilde iki boncuğun içinden birden geçerek yukarı çıkıyorum. Yine arttırma yapacağım için bir gümüş, bir altın boncuk aldım. Şimdi de ipin altından geçerek yapılışını gösteriyorum. Böyle. Buradaki ipin altından geçtim ve sadece siyah boncuğun içinden yukarı çıktım. Evet. Yine boncuğumu aldım. Buradaki ipin altından geçtim.
ve yeni taktığım boncuğun içinden yukarı çıkacağım. Her zaman sıkı sıkı çalışıyoruz. Köşede gümüş rengi boncuk alacağım ve şemama da bakıyorum aynı zamanda. Bakın şimdi bu benim şemam. Burası tam orta noktası. Bununla beraber 1, 2, 3, 4, 5. Yani 2 sıra daha işleyeceğim. Şimdi bu bizim yıldızımızı kapatacağımız sıra. O yüzden üst sırada gümüş rengi boncuk kullanıyorum. Ben iki tekniği de ördüğüm için bazen arkadaşlar boncuğun içinden geçerek çalışıyorum dikkat ederseniz unutup. Çünkü bana ikisi de çok kolay geliyor. O yüzden sizi şaşırtmış olmayayım. Beş tane bundan öreceğim arkadaşlar. Galiba bakayım şemama. Evet. Beş tane gümüş boncuk örüyorum. Şimdi siyah boncuk öreceğim. Üç tane. Diğer yıldızımın üst tarafını yapmak için. Üç tane siyah ördükten sonra tekrar sona kadar beş tane gümüş öreceğim. Çapraz bir şekilde yukarı çıktım. Neden? Çıktım yukarı. Şuraya gelmem lazım. Şuradaki iplerin üstünden dolanıyorum. Hiç boncuğun içine girmenize gerek yok. Şöyle geldim. Şuradan aşağıya indim. Bir boncuk. Siyah boncuğun içine yerleştim. Şimdi bir gümüş, bir siyah boncuk aldım. Yine siyah boncuğun içinden girdim. Soldaki siyah boncuktan ve yeni taktığım siyah boncuğun içinden geçtim. Şöyle. Tekrar siyah boncuk aldım. Bir tane daha gümüş aldım. Eksilterek gidiyorum. Şimdi buradaki ipin altına atlıyorum. Neden? Çünkü benim ipimin siyah boncuğa yakın çıkması gerekiyor. Bir siyah, bir gümüş, yani bir gümüş, bir siyah diyeyim, boncuk aldım. İpin altından dolandım. Sadece siyah boncuğu içinden çıkacağım. Şöyle. Ve bir tane gümüş boncuk alacağım. Çünkü eksilterek gidiyoruz. O yüzden. Ve buradaki gümüş boncuğun içinden çıktı. Şimdi buraya tekrar buradaki ipin üstünden atladım. Yani ipim şu şekilde duruyor. İki tane gümüş boncuk aldım. Siyah boncuğun içine girdim. Şu şekilde çıkıyorum. Bir tane gümüş boncuk alıp bütün gümüş boncukların içinden geçtim. Yıldızımın yarısını yapmış oldum.
diğer ipimizi takıyoruz. Şimdi ipimizi geçirdik, diğer tarafı örmeye başlayacağız. Burada ne yaptıysak diğer tarafta da aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bir gümüş, bir siyah boncuk aldım. İpin altından geçtim. Sadece siyah boncuğun içinden. Yaklaşık 4 sıra, bu orta noktamız, 3 sıra öreceğiz. 4. sırada da bu parçayı yapacağız. Ve yıldızımız bitmiş olacak. Videomuzun sonuna yaklaştık arkadaşlar. Burada kenardaki boncukları daha düzgün hale getirmek için aşağıya kadar gidiyorum. Boncukların arasından geçerek sağ tarafa da ulaşacağım şimdi. Oradan da boncukların arasından geçerek yukarıya kadar geliyorum. Şöyle yıldızımın diğer tarafını da yapmış oldum bu şekilde. Şimdi bu tepedeki tek boncuğa geliyorum. Burada tekli peyote, yani tek boncukla peyote yaparak kolye ya da bilekliğim için halka oluşturacağım. İsterseniz hazır halka da kullanabilirsiniz. Ama ben işi bozmamak adına bu şekilde yapıyorum. Böyle. Düzgün bir şekilde örmeye gayret edelim. Koton ipimin etrafından geçireceğim bunu. Sayısını asacağım aparata göre ayarlıyorum. Bakıyorum şöyle kapattığımda biraz sıkışıyor. O yüzden bir tane daha yapıyorum daha rahat çalışmak için. Şöyle alıyorum bu şekilde. İpin yönüne göre bakıyorum. Buraya bağlayacağım. Tekrar bunun içinden geçiyorum. Tekrar bunun içinden geçtim. Bakın böyle. Böyle. Şimdi ipi yok edene kadar bu boncukların içinden bir daha geçiyorum. Yaptım çalışmanın. Çalışmanın bulunduğu yerden uzaklaşıyorum. Ve boncukların içinde ileri geri hareketler yapıyorum. Şöyle hiç düğüm atmıyorum. Ve iki ipimi de artık kesebilirim. Şöyle yapıyorum. Buradaki ipimi kesiyorum. Buradaki ipimi de kesiyorum. Dileğe göre isterseniz bileklik olarak tasarlayabilirsiniz. İsterseniz kolye olarak tasarlayabilirsiniz. Benim size tavsiyem kolye olarak yapıp elinize birkaç kere dolayarak kullanmanız. Öyle daha rahat olur. Şimdi uçlarını yapacağım. Şimdi öncelikle bu üç uçlarına düğüm atıyoruz arkadaşlar. Sökülmemesi açısından. Şöyle. Şimdi bu şekilde iki ucu bakın karşılıklı getiriyorum. Şöyle çevireyim. Bu arada daha önceki çalışmalarımızda da yapmıştık ama tekrar edelim. Makreme yapacağız. Asansör kilidi yani. İpimi şu şekilde yerleştirdim arkadaşlar. Altından D harfi yaptım. Sağdaki ipi, ortadaki iki ipin altından geçirerek bir D harfi yaptım. Soldaki ipi de şunu, bu ipin altından geçirip bu D'nin içine sokuyorum. Bu şekilde. Şöyle. Bakın bir tane düğüm oluştu. Sıkıyorum düğümü. Şimdi sol taraftan yapıyorum aynı işlemi. Ortadaki iplerin altından, sağdaki ip, buraya attığımız ipin altından ve D'nin içine giriyorum. Bir sağ D, bir sol D yapıyorum yani. Evet, bu kadar düğüm yeterli. Buradan iki ucundan kesiyoruz.
Kestiğimiz bu noktaları muhakkak yakıyoruz. Ve buraya yapıştırıyoruz bu şekilde. Evet, kolyemizin kilidi de bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Çok kolay bir teknik. Yapım aşamaları da çok kolay. Bunu ama muhakkak tuğla tekniğiyle yapıyorsunuz. Başka bir teknikle yapmanız mümkün değil. En kolay olanı da zaten tuğla tekniği. Kolay gelsin diyorum yapacak arkadaşlar için. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmuyoruz ve kanalımıza abone oluyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın.